Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar, sağlıklı günler programımızla karşınızdayız. Yanımda doğum koçu Sayın Mihriban Uslu var. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bugün de onunla beraber hamilelik fizyolojisini konuşacağız. Ve ilk sorumuzu Mihriban Hanım'a yöneltmek istiyorum. Hamilelik nasıl oluşuyor? Tabii ki öncelikle e, hamilelik fizyolojisini işlemeden önce nasıl hamile olunur onu bilmemiz gerekiyor. Bu bir kadın iç üreme organları, i̇ç üreme organları sırasıyla vajen, serviks, rahim, tüpler ve yumurtalık olarak oluşur. Ortalama bir kadın 28 günde bir adet görür ve adetin ilk gününden sonra 13. 14. gününe geldiğinde yumurtalıklardan yumurta gelişi. Bu esnada oluşan korunmasız bir cinsel ilişkiyle de spermler. Ee, serviksen rahime, rahimden tüplere gelerek e, yumurtayla tüplerde döllenme işlemini gerçekleştirirler. E, fallop tüpleri dediğimiz bu tüpler oluşan yumurtayı parmak suçlarıyla kendine doğru çeker ve tüplerde sperm ve yumurtanın buluşmasını sağlar. Sonrasında döllenen sperm ve yumurta yavaş yavaş tüplerden gelerek rahim duvarına, yani rahimin iç duvarına, gömülerek yerleşir. Bu gömülerek yerleşme esnasında yerleşme kanamaları meydana gelebilir. Bu yerleşme kanamalarının olması beklenebilen normal bir durumdur. Bunun için endişelenmeye gerek yoktur. Ee, eğer diyelim ki döllenme olmasaydı gelişen yumurta ne olacaktı? Gelişen yumurta e, tüplerden geçerek rahime atılacaktı ve adet kanaması başlayacaktı. Böylelikle de gebelik ihtimalimiz kalmayacaktı. Ee, i̇lk gebelik oluştuğu zamanlarda rahim ağzı dediğimiz serviks şu kısım zaten çok kapalı bir e, dokudur ama e, hamileliğin oluşmasıyla beraber kendini böyle sümüksü bir salgıyla iyice tıkar ki dışarıdan her türlü gelebilecek enfeksiyona karşı bebeğimizi korur. Peki gebelik süresi ne kadardır? Gebelik süresi adetin ilk e, gününden itibaren 40 haftalık süreyi kapsıyor. Bu da yaklaşık 280 güne denk geliyor. Ama tabii bazen erken doğumlar olabiliyor ya da e, istenmeyen durumlar olabiliyor. Bu tip durumlarda bu gebelik süresi daha da kısa sürebiliyor. Onun dışında da genel anlamda 280 gün diyoruz biz gebelik süresine. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel anlattınız. Hamilelik nasıl oluşuyor en başından beri verdiğiniz güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Peki bebeğin büyümesi evre evre nasıl oluyor? İsterseniz seyircilerimiz için onlar aktaralım. Tabii hemen eee biz bebeğin gelişimini 3 evrede inceliyoruz. Hı hı. Ovum evresi, embriyonel evre ve fetal evre olarak 3 evremiz var. Hı hı. Ovum evresini e, bebeğin ilk 4 haftalık süresini kapsıyoruz ve aslında bebeğimiz çok oluşmadığı için e, bebek var yok arasında bir hani dönem olduğu için çok kabul edilmiyor aslında bu hamilelik süresini. E, asıl e, başlangıç dönemi embriyonel dönem sonrasında hı hı. da 12. haftaya kadar embriyonel dönem diyoruz. 12. haftadan sonrasında fetal evre diyoruz. Emrojenel dönemde bebeğimizle beraber iki tane kavite mevcut hı hı. E, gelişmeye başlar. Bu kavitelerden biri yolsak kavite, kavitesi, diğeri de amniotik kavite. Yolsak kavitesi bebeğin ilk gelişim ve büyümeye başladığı zamanlarda bebeğin beslenmesini ve gelişmesini sağlayan kavitedir. Daha sonrasında 12. haftalarda göbek kordonu ve ıı, plasenta'nın oluşmasıyla beraber, yani plasenta dediğimiz bebeğin eşi oluyor. Hı hı. Bunların oluşmasıyla beraber Artık yolsak kafetesi kaybolmaya başlıyor. Ee, sonrasında bebeğin artık gelişimi ve e, büyümesi plasenta ve göbek kordonu ile oluşuyor. Plasenta'nın e, iki yüzü vardır. Birinci yüzü bebek yüzü ve diğer yüzü de anne yüzüdür. Plasenta anneden aldığı besini, oksijeni, kanı e, göbek kordonu vasıtasıyla bebeğe iletir. Bebekten aldığı e, kirli ve kullanılmış kanı da göbek kordonu vasıtasıyla alır ve anneye iletir. Aslında hani anne ve bebek arasındaki oksijen ...besin ve kan alışverişini yapan kavitedir. Plasanta ve hı hı. göbek kordonu. Bir diğer kavitemiz amniyotik kavite de içi su dolu bir kesedir. Bebeğin büyümesiyle beraber hafta hafta bu kavite de büyür ve içi suyla doludur. İlk etaplarda suyun çoğalmasının etkin annenin metabolizmal hareketleridir. Ama sonraki haftalarda ki en önemli faktör artık bebeğimizin idrar çıkışlarının fazla olmasıyla bu suyun miktarı da iyice artar. Yani aslında ilerleyen haftalarda bebeğimizin suyunun iyi olması bize bebeğimizin bebek fonksiyonlarının da çok iyi olduğunu gösterir. Peki bu su ne kadar olmalıdır? Doğumun artık böyle ilerleyen haftalarında, gebeliğin ilerleyen haftalarında 500 milim ile 1000 milim arasında değişebilmektedir hacmi. Bu suyun faydaları ise hani onlara sadece olursak bunlardan birkaçı da Bebeğin vücut ısısını aynı e, derecede korumak, bebeğin motor gelişimini, kas iskelet sisteminin gelişmesini desteklemek hı hı. ve onu e, simetrik olarak büyümesini sağlamak. Bir e, hava yastığı göreviyle dışarıdan gelebilecek travmalara karşı bebeğimizi koruyor ve onun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. E, peki suyunun az olması bildiğimiz kadarıyla riskli bir durum ama suyunun fazla olması da bir hamile anne için bir tehlike arz ediyor mu? Evet, aslında suyunun fazla olması çok e, az olmasına kıyasla e, ciddi anlamda tehlike arz etmiyor. Ama fazla olduğu durumlarda bebeği e, beyin gelişimini ya da kas iskelet sistemini engellediği, yavaşlattığı söyleniyor. Tabii ki bu hani suyun miktarının azlığına ve çokluğuna göre hekimin yönlendirmesiyle karar verilebilecek bir durum. Hekimler karar veriyor. Evet, Ona evet. Göre de takip ediyorlar. Aynen takibi yapılıyor. Ama ciddi anlamda böyle hani e, zarar derecesinde. E, su çokluğu oluyorum derseniz de e, çok karşılaştığımız bir durum değil. O yüzden... Aklıma takıldı e, Mirban Hanım onu da sormak istiyorum. Halk arasında şöyle bir tabir vardır. Biraz önce dedik ya e, kordonu sayesinde annesinden oksijenini, besinlerini alıyor diye. E, derler ki işte bütün vitaminin bebeklere gidiyor. Onun için sen çok yemelisin diye anne adaylarına evet. çok fazla baskı yaparlar. Siz bir doğum koçu olarak ne düşünüyorsunuz bu konakta? Tabii kadar? ki aslında hani toplumda böyle bilinen bilgilerin hepsi... E, Doğruya dayalı yanlış bilgiler diyorum hı hı. ben. Aslında doğru. Ee, anne bebeği de beslemek zorunda olduğu için daha dengeli ve daha sağlıklı beslenmesi hı hı. gerekiyor. Ama bu demek değil ki karnı daha fazla doyacak ya da öğünlerini arttıracak demek değil. Sadece öğünlerinin e, beyaz ekmeksiz, böyle e, kızartması, yağsız, sağlıklı bir şekilde yeşillikler olsun. Böyle zaten bunu e, bir sonraki derslerimizde zaten işleyeceğiz. Hı hı. Ee, sağlıklı, yeşillikli, meyveli, böyle sebze ağırlıklı, et ağırlıklı, protein ağırlıklı beslendiği zaman hem kilo alımı da dengeli oluyor hem de bebekte de anne de e, oluşabilecek vitamin eksikliğine bağlı sorunlar gelişmiyor. Yani porsiyonumuzu tek yemeliyiz. Yine bebek var diye çift porsiyon evet, yememeliyiz. Evet. Aynen. Yeri gelmişken sormak <laughs> istedim. Teşekkür ederim verdiğiniz Rica bilgiler için Peki bebekte hafta hafta gelişim nasıl oluyor Mihriban Hanım? Ee, bebeğimizin gelişimini biz böyle 4 haftalık periyotlarla e, belirliyoruz. Hı hı. İlk dördüncü haftanın sonuna geldiğimizde bebeğimizin bütün ana organları aslında oluşmaya başlamış oluyor. Hı hı. Beyin gelişimi, motor gelişim sistemi, göz kulaklar, ayaklar, eller şekil anlamında gelişmeye başlıyor. Sekizinci haftanın sonuna geldiğimizde artık bebeğimiz insan şeklini alıyor. Ağzı oluşmaya başlıyor. E, hareketler oluşuyor ama bu daha belli olmuyor. Sadece e, biliniyor ama ultrasonun ailesinde belli ve gözükmüyor. Bir anne hissedemiyor bu hareketleri. Yo, yo ve ultrason muayenesinde de çok çok hani belli olmuyor. Çünkü bebeğimiz daha çok küçük. Hı hı. Sadece hareketlendiğini bilebiliyoruz. Ve genel anlamında insan görünümünü alıp şekillenmeye başlıyor 8. haftanın sonuna geldiğimizde. 12. 9 ve 12. haftalıklar arasında da bebeğimiz artık genital organları şekillenmeye başlıyor. Daha kız ve erkek demek için erken ama e, kimilerinde 14. 15. haftalarda cinsiyet tamamen belli olmakla beraber 16. haftaya kadar artık cinsiyet gelişimi tamamlamış oluyor bebekler. Bunun dışında bebek hareketlerimiz iyice artmakta ve bebeğimizin de hacmi büyüdüğü için hı hı. E, bu ultrason manetinde görülebilmekte artık e, el ve parmak e, ayrılıkları oluşmaya başlıyor ve hani el bir bütünden ziyade parmaklar gelişiyor ayak ve el parmakları. E, bu 12. haftaya kadar olan süreydi. Artık 16. haftaya geldiğimizde bebeğimizin e, kemikleşmesi daha da artıyor ve hareketlerinin miktarı da daha artıyor. Daha güç hareketler etmeye başlıyor. Bunu bazı anneler hissedebiliyorlar. Tabii ki hissedemiyorum diye de bir sıkıntı da e, var, söyle, ver diyemeyiz. E, o bebeğin biraz da güçlenmesi alakalı Evet, evet kavuşuyor. biraz annenin zayıflık ve kilo durumları. Yani zayıf anneler 16. haftaya geldiklerinde çok rahat hissederler ama birazcık kilolu annelerde bu durum e, 20. haftaya doğru olabilir. Bunun dışında beyin sinir hücreleri nin oluşumu artık böyle iyice güçlenerek hızlı devam etmekte. Boyumuz 16 santime ulaşmıştır artık. Böyle görünüm anlamında da artık bir bebeği tamamen andırıyor diyebiliriz hareketleri olsun, hı hı. kemikleşmesi anlamıyla da artık karında bebek olduğunu bebeğimiz anneyi hissettirmeye başlıyor 16. haftaya geldiğimizde. 20. haftaya geldiğimizde artık bebek hareketlerini hissetmemek gibi bir durum söz konusu değil. Artık hissedilmiyorsa bir sıkıntı var. Evet demek yani de. zaten büyük bir ihtimalle de böyle bir kıpırtı bile olsa muhakkak tüm anneler hissetmeye başlıyor 20. haftadan sonra ee, karaciğerimiz demir depolamaya başlar. Hı hı. Bu depoladığı demirler doğumdan sonraya kadar e, ona yetecek miktardadır yani 16. haftada demirler depolamaya başlıyor ve doğumdan sonraya kadar depoladığı bu demirleri 3 ay kadar kullanıyor. O yüzden de biz bebeklere ilk doğduğunda ilk 3 ay demir takviyesi vermeyiz. 3 aydan sonra sağlık ocağındaki ebelerin de tavsiyesiyle demir takviyesi evet, o demir şekilde takviyesi o şekilde başlıyor. Bunun dışında verniks kazeoza dediğimiz bebeğin dış zarını, dış, vücudun dış dışını etkenlerden e, koruyan. Yok yok, dış etkenlerden koru, Dış vücudun zarını ...bir kremsi yağlı böyle bir doku oluşmaya başlıyor. Ee, bu da doğumdan sonra varlığını uzunca bir süre böyle bir hafta on gün kadar devam ettirebiliyor. Bunun sebebi de bebek doğduktan sonra bebeğimizi kuru ve soğuk havaya karşı korumak için e, doğumdan sonraki varlığında sürdürüyor. Hatta çoğu bebekler doğduktan sonra böyle enselerinde ya da kol bacak kıvrımlarında bu tarz kremsi dokular gözükebilir. Artık bebeğimiz 20. haftaya geldiğinde 25 santim boyuna gelmiş oluyor ve ağırlık olarak da 500 gram kadar da bir ağırlığımız oluyor. Artık 24. haftaya geldiğimizde de akciğer solunum tam anlamıyla gelişmeye başlıyor hı hı. ve akciğer gelişimini 32. 34. haftalarda bitiriyor. O yüzden de 34. haftadan sonra doğan bebeklerde akciğer solunum açısından bir önceki haftalara göre ciddi anlamda sıkıntı olmadığı gözlemlenmiştir. Ee, anneden bebeğe immun dediğimiz dediğimiz onu koruyacak antijen ve antikorlar artık geçmeye başlamıştır. Yani artık böyle 24. haftadan sonra bebeğimiz daha çok e, doğuma hazırlanıyor. Artık organların gelişiminin birçoğu tamamlandı. Bunun üstüne bebek doğduktan sonra bebeği koruyacak etkenler, faktörler Hı -hı. oluşmaya başlıyor. Liraltı yağ dokusu iyice gelişmiştir ve cilt e, artık re hafiften bir renk almaya başlamıştır ve bu yüz, e, cildindeki bu renklenmenin sebebi de kapiler sistemin gelişmesidir. E, 28. haftaya geldiğimizde e, artık bebeğimizin burun delikleri de açılmıştır ve e, kendi kendine spontan solunum yapabilecek e, seviyeye gelmiştir. Tabii ki anne karnındayken spontan solunum yapamaz ama en azından onu olası, öğreniyor. Aynı olası bir 28. 30. haftalık doğumlarda e, Hekimin işini, yeni doğan uzmanının işini daha da kolaylaştıran bir durum. Hı hı. Burun deliklerinin açık olması. E, boyu da yaklaşık 35 santim civarındadır. Kilosu da artık böyle bir 1000 gram civarında olmuştur. 32. haftaya geldiğimizde artık akciğer gelişimini tamamlamaya tamamlaması bitmeye yakındır artık. Deri altı, e, yağ dokusu artık tamamen gelişmiştir. Artık böyle bebeğimiz daha e, doku anlamında kemikten değil, biraz daha böyle ...ete büründü diyebiliriz. E, göç, göz açıp kapama hareketleri... ...daha da aktifleşmiştir hı hı. artık bu haftalarda... ...ve ultrason manilerinde de görülebilinir ...parmak izi şekillenmiştir. Eğer bebeğimizin cinsiyeti... ...erkekse... ...testisler skrotuma inmiştir. E, ve artık bebek hareketleri... ...anneyi rahatsız edecek dereceye gelmiştir. Ama bu haftalarda artık... ...annelerin en çok e, karıştırdığı şeylerden biri de... Bebeğim az hareket ediyor artık diyorlar. Bunun sebebi de artık bebek hacim olarak büyüdüğü için içeride rahat hareket edemiyor. Bir önceki haftalarda günde 20-30 kere hareket ettiğini hissedebiliyorsa bir anne ya da 10 Hı -hı. kere hissede hissedebiliyorsa artık bunu 2-3 saatte bir kereye kadar düşebilir. Ama bunun e, bizim açımızdan bir önemi yok. O yüzden de endişelenmelerini de gerektirecek bir durum değil. E, bebeğimiz 40 santim e, civarına gelmiş. Artık kilo anlamında da böyle 1700 gram 1500, 1700 civarında, 1500-1700 civarında. E, 36. haftaya geldiğimizde artık e, doğumumuza çok az bir süre kaldı ve e, akciğer solunumunu bebeğimiz tamamladı. Deri altı yağ dokusunun gelişimi de artık tamamen e, bitti. Hı hı. E, yüz, yüzdeki o, e, dediğimiz tüycük e, tüylenmeler, o kazoza dediğimiz tüylenmeler biraz daha azalmaya ve dökülmeye başlamıştır. Bebeğimizin içinde bulunduğu su miktarı biraz daha e, bebeğimizin kendisi büyüdüğü için Azaldı azalmıştır. Biraz da. O yüzden zaten doğumumuzda az kaldığı için içinde bulunduğu su miktarı bebeğimizi idare edecek kadardır. Tabii bu yine hekimlerin ölçümü ve muayenesiyle takip edilmesi gereken bir durumdur. Zaten artık 36. haftaya geldiğimizde kontroller haftalık olarak olması gerekiyor. Bundan önceki süreçlerde 3 haftada bir ya da ayda bir kontrol olması gerekirken 36. haftadan sonra e, aylık, haftalık kontrollerimizin olması hı hı. gerekiyor. Onun dışında da e, artık bebeğimiz 2000 gramın üstünde üstündedir. 2500'e ulaş, ulaşmış olması gerekiyor. Boy anlamında da 46 santim uzunluğu vardır. E, bebeğimiz artık 40 haftalık oldu. 40 haftalığın sonunda da e, bebeğimiz artık tamamen doğma seviyesine gelmiştir. Cildi artık pembedir ve artık bu saatten sonra bebeğimiz doğduğunda onu fetüs diye değil bebek olarak, yeni doğan bebek olarak nitelendiririz. Ee, o daha önce kaslarda oluşan tüycükler tamamen dökülmüştür artık vücudunda. Ee, o vücudunun e, şeyi de gitmiştir artık hani o e, buruşukluğu da gitmiş artık böyle teni be e, pembe, açık ve parlaktır. Artık bebeğimizin doğması beklenir. Kıkırdaklar tamamen artık oluşumu tamamlanmıştır ve Bebeğimiz artık doğmaya hazırdır. Doğmadığı takdirde 31. hafta olduğunda bebeğin doğması için müdahalelerde bulunabilinir artık. 41. haftaya Evet 40 mi? hafta bittikten sonra çünkü hı hı. erken dönemde suni sancı başlandığı zaman da bu araştırmalarda da yapılmış bir durum. Bebek 37-38. haftaya geldiğinde suni sancı olarak doğum başlatıldığında eylem uzaması ve bunun sonucunda sezeryen oranları daha da artmıştır. O yüzden biz suni sancı vermeden önce yani suni sancı başlamadan önce 40 haftayı tamamen tamamlamış olmasını bekliyoruz ki verdiğimiz suni sancı da artık böyle daha işe yarar bir hale gelsin diye. Onun dışında bebeğin de hafta hafta gelişimi bu şekilde. Peki e, annelerdeki farklılıklar, bebek böyle hafta hafta gelişirken, e, gebe annelerde neler değişiyor, vücudunda nasıl değişiklikler oluyor? Ee, biz yine annelerimizi gebelik hamilelik süreci boyunca üç dönemde e, değerlendiriyoruz. Hı hı. Birinci trimester, ikinci trimester ve 3. trimester olarak. Birinci trimester ilk 12 haftayı kapsıyor. Hı hı. 2. trimester 12 ve 28. E, haftayı kapsıyor. Artık 3. trimester de 28. hafta ve sonrasını kapsıyor. Hı hı. Ee, yani bunu kabaca bir tabirle ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 üç ay olarak söylememiz mümkündür. Peki anneler oluşan geliş e, ...söyleyecek olursak... ...bunlardan bazıları ilk trimesterde artık... ...anne kendini... ...vücut olarak bir bebeğin varlığını... ...hazırlamaya başlıyor. Hı hı. E, bu nasıl oluyor mesela? E, rahim büyüyor. Mesane üzerine baskı olduğu için... ...sık idrara çıkmalar meydana gelebiliyor... ...ilk 12 haftalık süreçte. Hı hı. Bir önceki derste anlattığım gibi... ...artık annenin akciğerleri e, ...bebeği... ...bebeğin de gelişimi sağlamak... E, ...üzere olduğu için daha fazla... Ee, ...oksijene nefes, ihtiyacı oluyor ve... ...kalp hızında artış, yorgunluk... ...daha fazla oksijen ve nefes ihtiyacı... ...nefes nefese kalmalar olabiliyor. Ee, Gebeliğin ilk haftalarında... ...fazlaca salgılanan progesteron hormon, hormonundan... ...kaynaklı ve... E, ...karın bölgesine gelişen değişikliklere bağlı... ...kabızlık olabiliyor ilk Hı -hı. dönemde. Onun dışında annenin... E, ...göğüslerinde şişmeler... ...ya da böyle hani hassasiyet... ...ağrı, acı olabiliyor. Bunlar... E, ...olması gereken normal durumlar. Onun dışında ilk dönemde e, annede beklenilen değişiklikler bu kadardı. İkinci trimester yani 12. haftadan e, 28. haftaya kadarlık olan süreçte de artık annenin e, aşerme dönemi dediğimiz dönemdir daha çok. Hı hı. Tabii bundan önce de olabiliyor ama asıl bir bebeğin aşerme denilen halk arasındaki e, dönem yeni baş, başlıyor. İştah artışı böyle hani hı hı. E, ya da bir de artık bulan ilk dönemler olan bulantının geçmesiyle beraber ciddi anlamda bir yemeğe yönelim oluyor. Hı hı. Artık ikinci trimesterin ortalarında bebek hareketlerinin hissedileceğini zaten hani söylemiştik. Ee, artan kan basıncıyla beraber diş eti kanamaları olabiliyor. Ya da böyle burun kanamalarının olması hı hı. normal. Ee, hamilelik boyunca az önce anlattığım gibi e, serviks, rahim ağzı, bebeği giriş ve hani enfeksiyon açısından giriş ve çıkışını en, en Engellemek için, hı hı. için e, bir salgı üretiyor haliyle bu. E, salgı orta e, yani ikinci trimesterde orta dönemde daha da arttığı için e, anneleri rahatsızlık edebiliyor. Hı hı. Ya da bu dönemde e, mantar çok fazla olabiliyor gebelerde. Mantar nedeniyle de akıntı da olabiliyor. O yüzden hı hı. bu yüzden bir doktor muayenesi kesinlikle e, çekilmeden gitmeleri gerekiyor. Eee aslında duygusal anlamda da anneler e, sıkıntılar yaşıyorlar değil mi? Bazı dönemlerde hamilelikten kaynaklı. Siz neler söylemek istersiniz? Her annede oluyor mu bu duygusal değişimler? Evet evet her annede bu tarz duygudurum değişiklikleri oluyor. Bu da ıı, hormonal olarak olan bir durum. Hı hı. Biz de bunu ıı, nefes egzersizleriyle, pilateslerle beraber annenin ilgisini başka bir yere ...aktararak önlemeye çalışıyoruz. Çünkü ikinci trimesterde özellikle artan kilo artışıyla beraber bel ağrıları da olmaya başlıyor. Hı hı. Ve e, bir yandan psikolojik yorgunluk bir yandan da bel e, yorgunluğu, vücut yorgunluğu daha fazla e, anneleri çıkıyor. rahatsız ediyor, ortaya çıkıyor. O yüzden de muhakkak ilgilerini başka bir e, hobiye yönlendirmelerini sağlıyoruz. Bunlarda sizler sayesinde evet, evet. doğum koçlarıyla beraber bu sorunlarını ortadan kaldırabiliyorlar. Evet, evet. Artık 3. trimestre geldiğimizde e, göbek çatlakları oluşmaya başlıyor hı hı. ve e, bacak çatlakları oluşabiliyor. Bacaklarda varisler oluşabiliyor. Kasa ağrıları daha da artıyor. Gece uykusuzlukları olabiliyor. Hı hı. E, ve e, bebeğin hareketleri daha da güçlendiği için bu annenin canını yakabiliyor ve çünkü artık e, karın bölgesindeki deri de incelmeye başlamıştır. O yüzden bunlar olması gereken normal şeyler. İlk süt dediğimiz kolostrum e, gelebilir ikinci trimesterde. Bu da normal bir durum hı hı. ama kim gebeler bunu olması gereken bir şey gibi düşünüyorlar. Aslında bu öyle bir şey değil. Eğer gelebilir, edebilir, Bunu o yüzden kafalarına takmalarına gerek yok. Yani geldikleri zaman korkmasınlar ama gelmedikleri evet, evet. zaman neden böyle olmadı diye evet, düşünmesinler. Evet evet. Ciddi anlamda bana çok soruluyor. E, 36. hafta oldum artık hani hiç süt gelmiyor göğüslerimden. Sütüm gelmez mi acaba? Yani diyorum zaten hani sütün gelmesi gereken dönem bebek doğduktan sonraki e, aşamadır. Ondan önce gelen sütlerin bize hiçbir faydası bulunmamakla beraber zaten bu sütü de asla sağlamıyoruz. Sadece temiz bir bezle silmemiz yeterli. Ve sütüm gelmiyor diyen e, gebelerde e, göğüsleri masaj yapıp da süt gelmesini sağlamasınlar. Bu da doğumu tetikleyen bir harekettir. O yüzden mümkün olduğunca dokunulmaması gerekiyor hamileliğin son haftalarında göğüs bölgesine. Onun dışında da e, olabilir kimi gebelerde. Kabızlık şikayet iyice artmıştır. İdrar çıkmalar çok fazla olmuştur. E, Ciltte kuruluk artık e, iyice hani artmıştır. Zaten bu gebelikte olması beklenen bir durum. O yüzden Hindistan cevizi yağ sürebilirler tüm vücutların her yerine. Zaten sonra e, son 3. trimesterde perine masajı öneriyoruz. Çünkü doğal doğumda bizim işimiz en çok yarayacak masajlardan biri perine masajı bunun da etkisiyle beraber o e, perdes bölgesindeki ağrıyı ve kuruluğu biraz daha biz azaltabiliyoruz aslında. Onun dışında üçüncü e, trimesterde başka söylenebilecek çok bir şey yok sadece doğumun son haftalarına doğru e, yalancı kasılmalar olabiliyor bunu e, normal e, doğum sancısıyla çok karıştırabiliyorlar karıştırılmaması için de e, belli başlı bazı noktalar vardır. Bunlar nelerdir? Eğer dinlenmeli geçiyorsa bu ağrı demek ki bu yalancı sancı ya da hı hı. E, uzunca bir iş yaptıktan sonra oluyorsa bu da e, e, korkulacak hani şey e, bu yani. da yalancı sancılar. Mesela bazı egzersizler var bu egzersizleri yaptıktan sonra hala rahatlamalar olmuyorsa bu da yalancı sancılardır. Duş alınca ya da böyle hani birazcık kendimize dinleyince hala uzun süreli devam ediyorsa bunlar diyoruz ki doğum sancılarıdır ve e, doğum sancılarının yalancı sancılardan bir diğer özelliği de Anlık olarak gelir. 5-10 saniye bizi rahatsız eder sonrasında geçer ama yalancı sancılara böyle bir durum olmamakla beraber süreli bir ağrı Hani yarım saat bir saat boyunca bel ağrısı, kas ağrısı. Bunlar yalancı sancıların olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki çok e, emin olamıyorlarsa. E, yalancı sancım olmaktansa gidebilirler aynen, bir Aynen, Gidip NST çektirebilirler zaten. İlçede bile olsalar artık hani her hastane bir neseti cihazı var. Her sağlık ocağında bir Hı -hı. NST cihazı var neredeyse. Gidip işlerini rahatlatabilirler. Aynen eder. aynen. Peki hocam programımızı kapatmadan önce eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim tekrardan böyle bir güzel yayını beraber yaptığımız için. İlerleyen derslerde zaten bunların yine yer yer kısım kısım daha detaylı işleyeceğimiz zamanlar da olacak. Teşekkür Bizim ederiz. Bizim amacımız e, doğal sağlıklı doğumlar yani annenin pasif olmadı aktif hı olduğu hı. doğumlar. İnşallah bu eğitimlerle de biz bunu amaçlıyoruz. E, Ağzınıza ben... sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel anlattınız. Önümüzdeki programlarda da söylediğiniz gibi hamileliği bütün evrelerini detaylıca sizlerle beraber konuşacağız. Verdiğiniz güzel bilgi için de teşekkür ederiz. Ben... Ayağınıza sağlık. Geldiniz şimdi. Ben teşekkür ederim. Tekrardan beni böyle güzel ağırladığınız için görüşmek üzere. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş olmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında oluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın. Müzik